Başkan, değerli meclis başkanları, değerli katılımcılar, hepinize en içten, en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 9. MİKTA toplantısının hayırlı ve olumlu müzakerelere ve mutabakatlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aslında dünyamızın sorunlarını çözmekte bu tür çok taraflı platformların fevkalade değerli olduğunu, sonuç sağlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu uluslararası platformların gücünü artırmak ve bu anlamda ülkeler olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak karşılaştığımız küresel sorunlara çözümler bulmak durumundayız. Diyebiliriz ki dünyanın belki son asırlardır en yoğun ekonomik, sosyal, siyasi sonuçlar yaşadığı, krizler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Her alanda büyük krizlerle karşı karşıyayız. En başta sadece dünyamızı değil, artık uzayı da kirletmeye başlayan çevre kirliliği ve iklim değişiklikleri olmak üzere. Çatışmalar, işgaller ve iç çatışmalar olmak üzere. Küresel ölçekte büyük bir toplumsal sorun haline gelen göç dalgaları, enerji krizleri, gıda ve su krizleri olmak üzere farklı birçok krizle eş zamanlı olarak karşı karşıyayız. Ve bu anlamda özellikle bu krizlerin artırmış olduğu rekabet ortamının dünyayı belki de uzun yıllardır yaşamadığı kadar büyük bir türbülansın içerisine soktuğu da açıktır. Buna paralel olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiya gibi yeni sosyal virüslerinde başta Batı dünyası olmak üzere dünyayı etkisi altına aldığı aşikardır. Bunları uzunca bir süredir yaşıyoruz ama küresel salgın bu krizlerin çok daha net bir şekilde anlaşılmasına, hissedilmesine neden oldu. Ve küresel salgından sonra da bu salgından etkilenen milyonlarca insan dünyadaki yeni yoksullar grubu olarak karşımıza çıkmış oldu. Bugün dünyada en temel çelişkilerden birisi kuzeyde yaşayan zengin kuzeylilerle dünyanın güneyinde yaşayan ve gettolarına hapsedilmiş olan fakir, yoksul, büyük halk kitleleridir. Düzensiz göçün bu anlamda bir büyük insani yanıt beklediği aşikardır. Ama sonuçta düzensiz göç dalgalarının, örneğin bizim bölgemizden bir örnek verecek olursak, Akdeniz'i bir mülteci mezarlığına dönüştürdüğü aşikardır. Ayrıca bu göç dalgalarıyla birlikte göçmenlerin gittiği ülkelerde öyle çok huzurlu bir ortamda bulamadıkları hepimizin malumudur. Irkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme ile birlikte göçmenler de gittikleri yerlerde geldikleri ülkelerden daha zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ayrıca ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının özellikle Batı ülkelerinde makul ve mutedil ana akım siyasetleri de zehirlediği ve bu anlamda da makul siyasi, demokratik siyasi zeminlerinde çürümeye başladığını görüyoruz. Ayrıca dünyadaki ısınma sadece iklimdeki değişikliklerden ibaret değildir. Dünya diyebiliriz ki her alanda fevkalade ciddi şekilde ısınmaktadır. Uzmanlara göre 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada en fazla çatışma ve en fazla silahlı rekabetin yaşandığı, silahlı çatışmaların yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Silah harcamalarına ayrılan payın giderek dünyanın her ülkesinde arttığı ve bu bütçeden ayrılan payların insanların temel ihtiyaçları olan sağlık ve eğitim gibi alanlardan kısılarak silahlanmaya yöneldiği de hepimizin malumudur. Ayrıca yaşadığımız bütün bu krizleri, hangisi olursa olsun hiçbirisini çözme yeteneği kalmamış olan bir uluslararası sistemden bahsediyoruz. Bu sorunların hiçbirisini çözemediği için giderek büyüyen ve giderek birbirini tetikleyen bir sorunlar yumağı içerisinde yaşıyoruz. Onun için öncelikli olarak yeni bir dünya sisteminin güç hiyerarşisine dayalı değil, adalete ve hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sisteminin kurulmasının şart olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz. Dünya sistemi bu anlamda sorunları çözmekte etkisiz kalmaktadır. Bunlardan en son yaşadığımız, Orta Doğu bölgesinde yaşadığımız yeni bir kriz aslında küresel yeni krizleri de tetikleyecek, yeni çatışmaların da önünü açacak. Burada bir uluslararası platformda açıkça söylemekten çekinmeyerek söylüyorum. Eğer Orta Doğu'da Filistinlilere karşı yapılan bu zulüm sonlandırılamazsa, bu savaş çevre ülkelerine yayılırsa korkarım ki 3. büyük savaşın altyapısının hazırlandığı
küresel bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir. Onun için küresel sistemin yeni bir siyasal mimariyi ortaya koymak, barışı ve hakkaniyeti esas alan yeni bir sistem oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bugün Orta Doğu'da yaşadıklarımız esasında bu sistemin artık çalışmaz olduğunu gösteren maalesef en acı örneklerden birisidir. Koskoca Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Mr. Guterres, refah sınır kapısından içeri sokulmamıştır. Daha ne olsun, bu Birleşmiş Milletler'in artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır. Gücü elinde bulunduranlar, askeri ve siyasi güçleriyle dünyanın birçok ülkelerini baskı altına alanlar, ne yazık ki Birleşmiş Milletler'i de baskı altına almaya başlamışlardır. Bu anlamda şu anda yaşanan, biz burada konuşurken her 10 dakikada bir insanın öldüğü Gazze'den bahsediyoruz. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Üzülerek ve utanarak ifade ediyorum. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde şu anda 5000'i aşkın çocuğun Gazze'de öldürüldüğünü biliyoruz ve maalesef uluslararası camia olarak bunu durdurmak için hiçbir şey yapamıyoruz. İnanır mısınız, sözün bittiği yerdeyiz. Uykularımızın kaçtığı noktadayız. Hatırlayacaksınız, birkaç gün evvel Gazze'de Şifa Hastanesi'nin elektrikleri gittiğinde ve insanlara oksijen sağlayan oksijen tüplerinin olduğu oda bombalandığında 30 küsür bebek küvezlerden alınmak zorunda kaldılar. Hepimizin gözleri önünde çığlık çığlığa ağlayarak, bağırarak o çocuklar öldüler. Gazze'de o küvezlerden alınıp ölen çocuklar aslında insanlığın öldüğünün göstergesiydi. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir dünya sisteminin kurulmasının zaruri olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca insanlar arasında hiyerarşinin ortaya konulmasının da fevkalade büyük bir haksızlık olduğunu söylemek gerekir. Biz Türkiye olarak biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki sivillerin ölmemesi için ilk andan itibaren üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hem esir takasının gerçekleşmesi hem de tahıl koridorunun açılarak o bölgede Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tansiyonunun düşürülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Ama şunu da söylemek herhalde insanlık bakımından vazifemizdir. Ukrayna'da savaşın başladığından bu yana son 2 yıldır öldürülen insanların sayısı ne yazık ki 45 günde Gazze'de öldürülen insanların sayısı kadardır ya da ikisi birbirine eşittir. İnsanlar arasında bir ayrımcılık yapamayız. Bir tek kişinin bile haksız yere öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi gibi büyük bir suçtur. Kaldı ki bugün Gazze'de İsrail'in agresif saldırıları karşısında büyük savaş suçları işlenmekte, büyük insani kıyımlar ortaya konulmaktadır. Burada uluslararası camia olarak savaşın bir an evvel durdurulması, Gazze'de yaşanan bu insani dramın sonlandırılması için acil ve etkili bir ateşkesin ilan edilmesi, ayrıca hastanelerdeki tıbbi malzemeler başta olmak üzere insanların temel ihtiyaç maddelerinin, malzemelerinin acilen Gazze'ye gönderilmesi herhalde bütün uluslararası camianın ortak vazifesidir. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bugün orada yaşanan insanlık dramları sadece Netanyahu ve hükümetinin işlediği bir suçtan ibaret değildir. Bu işlenen insanlık suçlarını, bu katliamları görmeyenler, destekleyenler, seyirci kalanlar, görmezden gelenler de en az bu katliamları işleyenler kadar sorumludurlar. Onun için diyoruz ki hep beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gözlemcilerinin sesine kulak verelim. Bir gün, 2 gün önce 3. sefer Birleşmiş Milletler gözlemcileri ilan ettiler. Gazze'de yaşanan bir soykırımdır ve bu anlamda uzmanların soykırım tabirini giderek daha fazla kuvvetli bir şekilde dile getirdiğini biliyoruz. Sonuç olarak şunu söylemek isterim. Bu tür uluslararası platformlar sadece konuşulup dağılacak, dağılan platformlar olmanın ötesine geçmek zorundadır. Geldiğimiz noktada hem Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımların sağlanması hem de Filistin sorununun kalıcı olarak çözülebilmesi için adımlar atılması artık zaruridir. Bu insanlığın geleceği için şarttır. Bölgenin tarihini iyi bilen birisi olarak şunu ifade etmek isterim. Dünya siyasetinde dünya dengelerinin merkezi Orta Doğu'dur.
Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. Orta Doğu'daki kapının kilidi ise Filistin meselesinin çözülmesidir. Bu anlamda üç meselenin uluslararası camianın üzerinde yoğunlaşması gereken temel sorunlar olduğunu söylemek isterim. Bunlardan birisi 1967 sınırlarında tam manasıyla egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devletinin kurulması. İkincisi, Yahudi yerleşimcilerin zorla ellerinden aldıkları toprakları, Filistinlilerin topraklarının tekrar o toprakların sahiplerine devredilmesi ve yerleşimciler sorununun çözülmesi. Üçüncüsü ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekanlarının korunmasının uluslararası sistem bakımından temin edilmesidir. Son olarak şunu söylemek isterim. Uluslararası sistem bu ve benzeri sorunları çözmek için acil hareket koduyla çalışmak zorundadır. Korkarım ki bir müddet daha bu sessizlik devam ederse önümüzde gelecek olan daha vahim sorunları çözmek için vakit artık çok geç olacaktır. Bunun için ben de üç temel teklifin üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için çok taraflılığı, uluslararası sistemin daha barışçıl bir hale gelmesi için yeni ve sorun çözücü bir mekanizma olarak kabul etmek ve kullanmak durumundayız. İkincisi, artık dünyadaki bu küresel sistem insanlığı taşımıyor. Biz istesek de istemesek de taşımıyor. Dolayısıyla bu sistemin yeniden kurulması, hep diyoruz ya dünya beşten büyüktür. Beş ülke ne isterse dünyada o olacak. 195 ülkenin söylediğinin hiçbir kıymeti yok. Beş tane ülkeden bir tanesi herhangi bir şey isterse onu yaptırma gücüne sahip. Böyle bir sistem olmaz. Bu sistemin küresel anlamda yeniden yapılanması, küresel bir siyasi mimarinin ortaya konulması ve hatta küresel bir finansal ve ekonomik mimarinin de ortaya konulması şarttır. Üçüncü olarak da şunu söylemek isterim ki, bütün konuştuğumuz küresel sorunları ne yazık ki sadece bir sonuç olarak ele alıyoruz. İklim değişikliği diyoruz, sonuç olarak ele alıyoruz. Göç meselesi diyoruz, sonuç olarak ele alıyoruz. Halbuki bu meseleleri sadece sonuç olarak ele almak değil, bu sonuçları ortaya çıkaran sebepleri tespit etmek ve onları ortadan kaldırmak da boynumuzun borcudur. Sebepleri tek tek tespit edip bunlarla topyekün insanlık adına mücadele etmek ve bu mücadeleyi kazanmak herhalde hepimizin ortak vazifesidir diye düşünüyorum. Bir kere daha Endonezya Meclis Başkanı ve Endonezya Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum. MİKTA'nın 9. toplantısında yaptıkları ev sahipliği dolayısıyla bu toplantının verimli müzakerelere ev sahibi olmasını da temenni ediyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.